Herkese selamlar. Söğütlü Çeşme Beylikdüzü'ne hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır böyle açmıyordum. Sevgili Serdar Kelleci ile evet. beraberiz. Ee, yoğun bir fikstür. Artık iki hafta kaldı. Ne yapacaksın? Dünya Kupası için plan var mı? Abi biraz dinleneceğim gibi geliyor bana ama dinlenemeyeceğiz herhalde. Günde üç maç olur gene ya. Ee, tabii. Galiba 1-3-9 falan gibi böyle. Hatta 4 maç var ilk başlarda. 1-3-5-9 gibi falan. Bazıları çok sıkıyor ama. Ya oyuna devam. İlk açılış maçı falan mesela... Patates bildiğim kadarıyla yani böyle Aa, abi yani çok ama çok seviyorum Dünya Kupasını. 86'dan bu yana izledim herhalde. Hı hı. Allah rahmet eylesin Halit Kıvanç bütün Dünya Kupalarını gören tek isimdi bizim ülkede herhalde. Hani böyle yaşayarak gören 1930'da 5 yaşında falan işte. Onu gelirken de kitabını okuyordum ha. Hangisini? Dünya Kupası kitabı var ya onun bir tane. Bir de anılarını anlattığı bir kitap var. O çok eski. Onu bir kitap. Ben anlattığı... sanıyorum anılarını olan kitabı okudum. Gri böyle bir Kırmızı üstüne bir şerit gibi bir şey var böyle. Çok güzel bir kitaptır o da. Ya şimdi şöyle bir olay var. Ee, aslında Türk sporunun ve medyasının da nereye geldiğiyle ilgili hmm. olarak bir şey bu saptama. Eskiden ben hatırlıyorum Dünya Kupalarına gazeteler ikişer üçer tane işte muhabir yorumcu falan ya. yollardı. Şimdi öyle bütçeler de yok. E, kimse de gidemiyor dolayısıyla. Yarından takip etme konusu. Bu meslekteki en büyük hayal de o olsa gerek bence. Hani işin maddi taraflarını bir tarafa bırakırsak en önemli kısmı ben. Hani dünya kupasını yerinde izlemek gibi bir organizasyonda Tabii. olmak hepimizin isteğidir aslında ama maalesef. Ama mesela Katar'da da değil değil mi? Abi Katar'da bile olsa, Ay'da bile olsa hani Ay'da ha. olsa zaten gideriz herhalde çok böyle güle güle oynaya da. Ya abi ben her yerde olmak isterim ya. Orası bambaşka. Çünkü ya bütün coğrafyalarla beraber olma şansım var Hı -hı. abi. Bu çok güzel bir şey bence. Bana kalsa Dünya Kupaları Avrupa kıtası e, ve Güney Amerika dışında bir yerde yapılmasın. Ya abi zaten şeyi kabullenemiyorum bu yani Katar'daki o Kasım ayını kabullenemiyorum Tabii abi. Tabii Çok olmaz abi ya. Yani illa hani parayı veren düdüğü çalara her şey oraya gitti maalesef. Ya Katar büyük ihtimalle parayı verdi. bir Düş çaldı abi yani bunu herkes biliyor yani. Doğru. Çok net. Zaten yani... kaç tanesi yargılandı <laughs> eski FIFA... Başkanı Fenerbahçe İstanbulspor'u 5-2 ile geçti. Dünya Kupası ile şöyle bağdaştıracağım. Hani Fenerbahçe hakikaten sanki benzini ona göre koymuş gibi sakatlara 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 tam Hı -hı. o şeyi bekliyor Fenerbahçe. 13 Kasım'ı bekliyor. Çünkü sevgili Ahmet Selim Kulu dinledim. Juan e, şey Juan Perez ve Hı -hı. Gustavo Henrique ve Rossi Dünya Kupası arasına kadar oynama ihtimali yok diyor Fenerbahçe'de. Soruldu zaten e, Cesusa. iki stoperde e, Sakatlanırsa bunlar ne olur diye kendim oynarım gibi bir espri yaptı. Bir planım var dedi ama yani ne olabilir planım? Çözüm üretiyor her şekilde çözüm üretiyor hoca. Ve Mustafa Yenike'nin çok kayıp olduğunu da düşünmüyorum. Yani büyük kayıp olduğunu düşünmüyorum. Şeyde sayısal olarak yani şu anda Eyvallah. iki tane stoper var elinde. Doğru doğru ama bir taraftan bazen de üçlü oynamak yerine ikiliye mecbur kalırsın ve bu sanki... Bir ona itiraz etmiyorum. Bunlardan bir sakatlanırsa da başka ha, stoper yok. O, o çok kötü. O ya, anlamda söyledim. Ara oyu çekme opsiyonu evet. var o da hiç iyi olmaz ama. İşte yani. Bence. Yani ve ya ben Fenerbahçe konusunda bazı fikirlerim çok değişmedi biliyor musun? Nedir? Yani Tekrar hocanın, edelim. Hocanın bazı tercihleri. <laughs> yani özellikle Ren maçındaki A planı. Evet 3-0'dan 3-3 çok güzel bir şey. Bir takımın o kadar hevesli olması, istekli olması. Ama Pedro, İrfancan, Can, Arao gibi 3 temassız oyuncuyu oyunda 45 dakika değil 61 dakika tuttu hoca. Ama 61'den sonra doğru hamleleri yaptı. Ki <laughs> bazı hoca bunu yapmıyor bile. Yani hı hı. biz son 90'a eleştiriyoruz. Jesus'ta güzel olan şey 15 dakika geç kalabilir. Bazısı tam o üçü değiştireceğine başka bir üçü değiştiriyor. O tarafı bence çok değerli ama ben yine bu temassız oynayan Pedro konusunda çok israr ediyor sanki ya. Sanıyorum onu e, havuza atıp verim almak için e, yoksa haklısın. Ya yani bir Kayseri maçı var attığı gol var. Hı hı. Ondan onun dışında böyle skora etki ettiği bir maç yok. Ben Rem maçında basın türbünündeydim. Eksik oynatıyor sen. İlk 30 dakika dedim ki ben Havlu varsa atsınlar. Evet. Yani çünkü Fenerbahçe'nin oynamak istediği futbolun mükemmelini oynayan bir takım hı hı. ve bıçak gibi. Fenerbahçe'ye de çok iyi çalışmışlar. Doğru. Bazı teknik direktörlerin çok iyi teknik direktör oldukları için bunu ekleyerek söyleyeyim futbol şansı da var. Gerçekten de ben de çok bayıldım. Yani iki maçta da özellikle çok iyi bir takım olduğunu ama Fenerbahçe'de. Ya Jesus'un işte güzel tarafı şu. Şimdi Ren takımı ilk maçta merkezde biraz daha sayısal üstünlüğü ele geçirdi. Ondan sonra 61'den sonra yapılan değişikliklerle çünkü Pedro temassız, Arao temassız biz hı hı. hiç temas kuramaz hale geldik. Sonra yapılan değişikliklerde ben temas kurmaya başladım. Ben sayısal üstünlüğü ele aldım ve maçı da aldım da derim böyle maça ben hani 3-0'dan 3-3. Ve liderlik konusunda da umarım hani inşallah güzel bir şekilde sonuçlanır. Peki yani İstanbul Spor maçı kara maçı gibi bir maçtı. Sadece 2'de iki, evet. kaldı İstanbul Spor. E, hep söylüyoruz Süper Lig bunu kaldırır. Yani 20 hı hı. maçta falan kaldırır. Ferahar Bahçe'de bunu e, uyguluyor. Altay konusunda sen ne diyorsun? Yani hocanın bu kadar tırnak içinde taraftarla inatlaşması demeyelim. Çünkü Cesus şey bir kavram oldu. Hı hı. Taraftarın da üstünde bir kavram oldu ama ben türbünden gelen biri olarak mesela o iki golü Kadıköy'de yese yine homurtu olurdu. Hocaya bunu birinin anlatması lazım. Yani o kesilmez o Türkiye'de. Kesilmez ama dizginlenebilir. Ya bu biraz şuna benziyor. Bir arabam var evde. Hı hı. Bu arabayı ev halisi beğenmiyor. Ama başka arabam yok. Ya inanılmaz tebrik ediyorum Cessus'u bu konuda özellikle. Yani tribüne verdiği mesaj, camiaya verdiği mesaj. Bence tam zamanlaması o kadar doğru ki. Yani bir mağlup olunan bir maçta Kendinize yapmıyor. Kendinize gelin diyor yani. Tabii. Çok değerli bir şey yaptı bence. Ki Türkiye'de maalesef şöyle bir şey var son yıllarda. Taraftarı hep övmek üzerine kurulu. Hani arada bir birinin... ama işte o kredisi olan biri olması gerekiyor. Eh, bravo. Ve çok kredisi var. Ya taraftar artık müşteri abi. Taraftar lafını ben artık. Bravo. Çabantım. Galatasaray'da Karagümrük 2-0'la geçti ki burada da konuşmuştuk. Yani rakiple oynanan bir oyun. Tıpkı Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçında olduğu gibi, hatta tıpkı Beşiktaş Ümraniye maçında olduğu gibi rakiplerin potansiyeli, oynadıkları oyun vesaire. Ee, kırmızı karta kadar olan süre, kırmızı karttan olan süre ve ikinci yarı nasıl değerlendirirsin? ya maçın izlemese kim bir izlemeyen biri olsa vay Galatasaray'a bak attığı şut sayısı. Vay Galatasaray'a bak şuna. Oyun var mı? Hı -hı. Bence yok. Galatasaray ne oynuyor? Ben hep bunu soruyorum. Bilmiyorum. Pres oyunu mu oynuyor? Geçiş oyunu mu oynuyor? Set oyunu mu oynuyor? Set set oynamaya çalışıyor. Ama bu seti oynarken de daha burada Okan Hoca'ya haksızlık etmek istemiyorum. Ben Karegümrük maçında bir plan görmedim. Ama diğer maçlarda bir plan vardı. Hocanın kafasında bir plan vardı ama hoca bence şu an şaşkın. Ben onu hissediyorum. Çünkü o konacının aslında gidişat çok güzeldi bence. Bravo. Bence iyi yolda. Yani puan kaybettiği maçlarda da ben bunu söyledim. Ama Karagümrük maçı için geçen nokta. Giresun kaybettiği Giresun maçı 10 kişi kalıp yendiği Galatasaray maçı bir plan dahilinde gidiyordu her Kesinlikle. şey. Kesinlikle. Yani ortada bir organizasyon var, setler var. Bunları görebiliyorsun. Hani bizim görebildiğimiz kadarıyla 2-3 seti ben gördüm ki benim görmediğim gözde var. Orada da artı +3 yazarsın ona. Hoca gözü başka Hı -hı. bir şey doğru güzel oynayan bir Galatasaray ama büyük maçında doğaçlama bir oyun vardı abi. Ben maçı seyrederken çok sıkıldım. Sonra ama özetini izledim. Özette de senin dediğin gibi aslında bayağı pozisyon var ve Raşitsa hakikaten damgasını vurmuş maça. Yani, hep onun üzerinden oynuyor Galatasaray. bir futbol aklı var bu çocuğun ve Raşitsa yani bu takımın bence iki transferi var. Raşitsa ve Mitchu. Bravo. Ve hiç faydalanmıyorsun. Ve onu onu anlayamıyorum. Mitchu yani Okan Hoca'da şöyle bir şey var. İşler yolunda gittiği zaman bir müsebbip seçme. Bence bunu yapıyor. Yani e, bu kim olduğu da önemli değil. Yani iyi oynadığı, kötü oynadığı önemli değil gibi bakmaya başladı bence. Bu biraz bence hani bu hepimizin yapması gereken bir nefes alıp ondan sonra karar vermek. Bence bunu çok, şu şu anda çok çok iyi yapmıyor Okan Hoca. Şimdi Galatasaray maçına çıkacaksın. Ee, Beşiktaş Emin maçına. Pardon Beşiktaş özür dilerim. Emin Bayram'la çıkmak zorundasın ki. Evet. Emin Bayram'a çok büyük saygı duyuyorum ama büyük. eksikleri var. Karagümrük maçında da hamle <laughs> kaçırdı abi. Yani Emin yani geçen hafta bir gol pozisyonunda kaleciyle karşı karşıya atamadı. Bu hafta bence gol yani gol. Aa pardon. İyi ki hatırlattın onu. Ona gol verilmemesi ben hiç anlam Abi veremedim. Bak, ne biliyor musun? Kaleci, sen kalecisin. Yine futbol oynamış olduğumuz için söylüyoruz bunu yani. Sen kalecisin tamam mı? Direkt burada ben senin arana giriyorum. Direktle arana giriyorum. ne de oradan beni ittirmeye çalışıyor bir şekilde. Ben dolayısıyla kaleciye müdahale etmiş pozisyonda sen kalıyorum. Oyuna devam hiç öyle yazık şey yok. Yazık çocuğun golüne yazık oldu. Aa, canım orada zaten fizik olarak golü kendi kalesine atıyor orada şey kaleci. Tabii tabii çıkartamaz tabii, onu tabii, yani çünkü tabii, tabii. geriye evet. doğru gitmiş. Ya, onu vermediler lazım. sanki top oynamamış bir hakem görüntüsü verdi bana hakem karşılaşmanın hakemi. Ben Emin bayramış onu söyleyecektim. Savunma anlamında va va zaafları var, var hala var, var, ve var. karşıdan yediği çalım. Ya yani ben emine yakıştıramam ama oyunu topu oyuna sokmada ben çok mahir olduğunu düşünüyorum. Bu hafta hem Vegors hem Cenk olacak karşısında. Abi ben Emin'i e, açıkçası çok beğeniyorum biliyor musun? Yani Oynayarsa diyorsun gelişir. Bayağı gelişir. Ya ben Emin'de biraz şey havası var. Ozan Kabak da çok hata yapan bir oyuncuydu ama ya abi bunlar bir stoper çok hata yapıyorsa hele ki genç yaşta bence çok olumlu bir şey bu. Çünkü sorumluluk risk, risk, risk alıyor bu adam. Yoksa dümdüz oynasın abi. Ya tamam Cagne'den o çalımı yemesin. Ama Ozan Kabak da risk alarak oynadı. Ya ben bir maç atıyorum. Beşiktaş maçı Ozan Kabak. Oyuncunun kapatması gereken yeri kapatmadı. Yanından geçti oyuncu. Ve hiçbir şey yapamadı Ozan Kabak. Ama tecrübe ede ede ve abi bir şeyi öğrenmenin en iyi yolu hatta hata yapmaktır. Öğrenemezsin başka türlü. Yani onu defalarca izlemiştir Emin Bayram ve nasıl e, temas kurması gerektiğini öğrendi artık. Peki Beşiktaş maçında Galatasaray savunmanın sağında Dubois ile çıkacaktır diye düşünüyorum evet. büyük bir ihtimalle. Stoperler zaten belli. sol bek sence? Emre Taş Demir. Emre Artık daha sonra yeni sol bek abi. Orta i̇şte. sahada da büyük bir ihtimalle Torreira'yı, e, Oliviera'yı ve şeyi değiştirmez. Mertens'i değiştirmez. Değiştirmez. Evet. Raşitsa sağda. Tabii. Solda yine Kerem olur mu? Bu sefer ama bak Raşitsa'yı sola atıp Yunus'u sağa atabilir. Yani Raşitsa solda, Yunus sağda. E, ben Barış Alper Yılmaz'la başlayacağını düşünmüyorum. Abi iki pozisyon var maçta. Dubois bindiriyor. Abi aynı sekans ya. Bir, bir, dakika içinde gerçekleşiyor bunlar. Orta yapıyor. Rakibe çarptırdı. Evet. Bir. İkincisi ile bindirdi. Yine vermedi. Ya bu sefer de düvu aldı topu Barış Alper Limaz'a vermedi. Ya kısa oldu ama. E, bir de oyunun akışkanlığını engelliyorsun. Çok. Ya. Aa, asıl şey e, ne derler? Soru e, Galatasaray adına mata girdi ve etkili oldu. Mata yine hamle oyuncusu mu kullanır? Abi yani çok konuşulduğu için soruyorum. Büyük hata olur eğer ilk 11 başlarsa. Hazır olmayan temas kurmaktan Biraz imtina eden oyuncularla derbiye başlarsan ben Galatasaray'dan iyi geçmez maç. Saşa boyu mu tercih eder Okan Buruk? İkisi de varsa Dubuay mı? Abi Sametle. işte Galatasaray'ın elinde harika bir opsiyon var. Koy Saşe boyu sağa, Dubuay'ı da sola koy kafam rahat sen sağ ben sağa. Hep e, gibi Kerem Yunus da yap ön tarafı. Abi ne ne bu bu kadar tartışılacak? Hani tamam raşista çok formda oynatmak zorundasın ama zaten Emin ve şeyle Nelson bir şey var mıydı? Yok yok yo, Nelson Nelson'da oynuyor. bir şey yoktu pardon. Ya belki bu opsiyonu düşünmesi lazım ya Emin Abdülkerim versiyonu. Olabilir biliyor musun? Ben buna karşı çıkmam. Yani Emin yani Emin Abdülkerim oynarsın. Sağ Ra sağ e, sol Araşis'e atarsın. Sağ Yunus'u atarsın. Önde Icardi veya işte varsa Santifor. Icardi koyacak. Anlaşılan o. Abi bir şey söyleyeyim şu Icardi ile ilgili. Herkes diyor ya adama top gelmedi. buna 35 kişiye top gelmiş. Buna mı gelmedi? Ya herkese bak Dubois pozisyona girmiş. Emre Taşdemir ya beklerin pozisyona girmiş. Stoper Emin Bayram pozisyona girmiş. Icardi bir pozisyon mu iki pozisyon mu ne var? E, kusura bakma da ya ben ceza sahasına bu kadar getireyim. Sen de birazcık kaldır Vücudunu. Yani. Ya orada ben şunu söylüyorum. Şimdi mesela Cesus olsa Icardi'yi oynatmasa hocanın bir bildiği var denir. Yani Okan Buruk da orada isme göre değil de kendi yani bu aslında çok Belki yanlış olabilir ama bu, bu takımın formlara göre birinci forveti Gomis yani şu anda. İşte o da çok kaldıramıyor kendini. Hani hızlı değil, çabuk değil. E Seferovic? Seferovic zaten hani ben gideyim abi 6 ay sonra ya yani burası olmadı galiba falan diyor. Mecburen de Icardi'yi oynatıyor. Bir şey de diyemem hocaya ama Icardi de saygı duysun biraz abi. Hani sevgilisine. Radikal bir şey yapar mı peki? Mertensi atıp oraya matayı arkasına koyar mı? Ben zannetmiyorum ve hani iyi olacağını düşünmem hani bu senaryonun. Kayseri da. maçında yani, ikisini birden koydu şey, zaten. Şey var ya hani Icardi en azından iki adamı da kilitleyebiliyor. O da iyi bir ha, şey yani bir takım Koma'da için. Kovalıyor. Yani ne olur ne olmaz stoper tedirgin eder Icardi. E doğru. Yani o yüzden, bir kere kaçırırsın atar. Tabii o biter. O Alanya maçındaki ilk 30 dakikadaki Icardi evet. Galatasaray'ı Beşiktaş'a e karşı öyle başlarsa. Tabii. Yıkar. Şenol Hoca çocuklar gibi şendi. Çok mutluydu bence ya. ya o enerjiyi çok rahat hissedebiliyorsun. Doğru tercihim yanlış tercihim onu tabi sezon gösterecek. Ben doğru tercih olduğunu düşünüyorum hı hı. şu anlamda şu an itibariyle Şenol Güneş. Hatta bana sorsan sene başına gidip yine hı. ben Önder Hoca ile tamamlayıp Şenol Güneş ile başlar. Ya şey de komik yalnız yani Valerian İsmail'in en fazla Ekim Kasım ayında gideceğini herkes evet. biliyordu ve bunu Nisan'da biliyorduk aslında. Evet. Yani bunu hep konuşulan Başkan Şenol Güneşi getirecek. Ya yani hep konuşulan şey oldu aslında. İşte biz de o yüzden dedik ki zamanında gönderin göndereceksiniz. Ha. Ya abi olmuyor yani bir şekilde kredisi az olan hocalarla yola çıkmak ya o da birazcık başarıya da bağlı. Yani Jesus'un yaptığını Valerian İsmail yapsaydı şimdi ondan kral yoktu Türkiye'de. Ona emin değilim niye biliyor musun? Çünkü Vitor Pereira'ya benzetiyorum ben yani hmm. kredi olarak kredi olarak. Evet evet. Yoksa hani e, şimdi mesela şunu söyleyebilirim Cenk Tosun'dan hiç faydalanmadı. Yani Şenol Güneş Cenk Tosun bağlantısı da o dostluk da. İnanılmaz Ya bir placebo aslında. etkisi vardır yani. Cenk de tabii ki bu maçı bilerek yani oynayabileceğini 5 katını oynadı. Oynar evet o da etkili. Vegors'la Cenk Tosun'un şeyi. E, ben Getson'dan hala şey inanıyorum bir Ozan Tufan şeyi alacak gibi gözüküyor hoca. Olumlu ee, anlamda mı? Olumlu anlamda. Yani ya. çünkü o seviyor öyle oyuncuları. şey Seviyor seviyor. Mesela Talişka da benzer örneklerden biri. Maksimum performansı çok rahatlıkla alabildi ama Getson buraya adapte olamadı bence şu an. Ya bir adaptasyon problemi çektiğini rahatsız ama bu oyun sadece şeyle değil. Beşiktaş'la ilgili değil. Sanki hani olduğu yeri kabul etmeme gibi bir durum var. Hiç kıvırmayalım. Ee, kitabın ortasından konuşalım. Jetson Fernandez onun bir önceki versiyonu Renato Sanchez'dir. Hmm. Renato Sanchez de böyle bir yalpaladı ama Tabii. sonuçta Bayern Münihleri var. İşte Lille var. Tabii. Yani şimdi Paris Saint-Germain'e gitti. Getson Fernandez olmadı. Olmadı yani o wonder kitlerinden biriydi olmadı. İşte artık da bir şekilde çıkışta yapmak zorunda bir yerden. Onu sürekli hani bir çıkış bir iniş bir çıkış bir iniş hep bunu yaşadı futbol hayatında belki de. Yani gidiyor geliyor gidiyor geliyor bir şey çıkmadı ama Şenol Hoca belki düzeltebilir ya yani ama. Hep birlikte göreceğiz. Peki iki bekini birden çıkarttı. İki bekine gözdağı mı verdi yoksa e, Rozier'in üç kartı var dördü görürse 5 Galatasaray maçında oynayamaz. Masoako ilk yarıda sarı kartlıydı ikinci yarı kırmızı kart görmesin diye mi? Ama Masuaku ile ilgili çok olumlu konuşmadı. O ya tabii yapılan hata da çok Masuaku'nun yaptığı hatalar ki abi e, Umut Meraş da yaptı. Ya o da yaptı da ya Masuaku oynadığı zaman diyorsun ki ya o, harika bebek işte yani bindiriyor, içerik kat ediyor falan. Çok basit hata yapıyor abi. Şey maçında da yapmıştı ya o yanlış Trabzonspor Trabzon maçında, maçında. da. Uyuyor yani bazen. abi yani çevre kontrolü mü dersin buna? Ben oyun konsantrasyonu diyorum buna. Yani bu çevre kontrolüyle açıklanamaz bu. Peki o kimle çıkar sence sol bekte? Onunla çıkar mı? Masaküle çıkmalı derim. Çünkü orada e, işte Raşit da Yunus oynarsa, kim oynarsa oynasın daha güçlü bir bebe pozisyon almayı bilen. Masakü çünkü her rakibin üstüne gitmiyor. Arada bir mesafe bırakabiliyor bazen. Ama Mutmeraş amiyane tabiyle bodozlama bazen dalabiliyor. Abi, bu iyi bir şey değil mesela bir bek için. Yani o bodozlama mutleraş. giren bekler biraz problem çıkartabilir. Umut Meraş o formayı alabilecek bir adam değil. Ee, kalede Mert'i oynatması. Şaşırdım aslında. Ama doğru tercih olduğunu da söylemem lazım. Kaleyi doldurdu değil mi? Evet. Yani ve oyun kurulumunda yani rakip ön alan baskısı yaptığı zaman abi çok değerli bir şey olduğunu hissettirdi Mert. Uzun zaman oldu abi Mert. Giresun maçında sakatlanmıştı. Geçen sene bu aylar falandı. Şenol şey Sergen Yalçın vardı. Tabii tabii. Ekim Kasım olması lazım. Ee, o Beşiktaş Giresun maçında sakatlandı çocuk. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet bir hatalı çıkış vesaire evet. derken. Galatasaray Beşiktaş maçı ne olur bu bu şeyler ışığında? Abi tam oynamadım daha. Böyle böyle ben derbi atmosferlerine böyle perşembe cuma gibi giriyorum ama iç saha avantajı çok önemli derbilerde. Ya yani taraftar çok etki ediyor abi Doğru. Maça. 50 bin kişinin orada ıslıklaması futbolcuyu ateşliyor. Performans %100, %30, %40 belki artabiliyor. Hakem çok etkilenebiliyor kara. Yani takdir aktarı çok önemli abi futbolda. Doğru. Yani ben sadece... Herkes sonuçlara bakıyor. Orta sahadaki foller abi, önemli. Abi o kadar önemli ki. Ya benim mesela momentumu almışım ben. Sen bana saçma sapan bir düdük çalıyorsun. Ama Tugay Kağan Numanoğlu ya ben bayılıyorum bu hakeme. Şey de Fenerbahçe İstanbul Spor maçını yöneten hakem de çok iyiydi bence. Onu ki Tugay Kaan, Kürşat, Kürşat Filiz galiba. Beşiktaş maçını Tugay Kaan Numan evet. yönetti. Evet. Aynı gün ikisi Bir hata falan yaptı bu arada. Nazarımız değdi hocaya da. Çok üzüldüm ya açıkçası. Hani mesela penaltıyı çalabilirdi. Altı. Bir Gözünün önündeydi evet. Yani onu yapabilirdi ama abi. Gidiş çok, yolu. Çok güzel oynatıyor ya. Yani düdük yok ağzında hiç böyle. Düt 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 çalmıyor abi herif ya. Pardon üzülürüm hocamız yani. Hı hı. ben de diyorum ki öne geçen önemli. Yani Galatasaray öne geçerse Galatasaray avantajı yakalar. Ama Beşiktaş öne geçerse de bir kaos yaratabilir. Güzel oyun olur Beşiktaş öne geçerse. Çünkü hani taraftar da bastıracak. Galatasaray da bastıracak. Hani güzel bir hikaye çıkar Beşiktaş öne geçerse maçta. Perşembe gününe de hemen bir bakalım. Fenerbahçe Kiev deplasmanında. Fenerbahçe için skor önemli. Tabii. Ben şöyle düşünüyorum. Benden Cesus, gelecek skor da önemli tabii değil, tabii. değil mi? Ben şöyle düşünüyorum. Cesus büyük bir ihtimalle oyuncularına diyecek ki çıkın oynayın. <laughs> stres yapmayın. Sakatlığa falan gerek yok. Biz bu hmm. gruptan çıktık. Lider çıkarsak lider çıkarız. Ama hani kendinize ekstra parçalamanıza gerek yok diyecek diye düşünüyorum. Erken gol atarsa Fenerbahçe, Fenerbahçe Ren'i bu anlamda şeye sokabilir. Stres'e sokabilir onda, ama ben Ren'in 4-5 atacağını düşünüyorum Lernaka'ya atmak ya, isterse. Onu ya dediğin işte tecrübe böyle bir şey söyler. Yani Jesus bunu söyler. senin dediğin aynısını yüksek ihtimalle oyuncularına söyleyecek. Çünkü ütopik hayaller peşinde koşmaya gerek yok diyecek bir teknik. Ya yani burada Fenerbahçe'nin elinde olan bir şey değil çünkü. Fenerbahçe 3 atsa adamlar 5 atabilir. Öyle bir maçtan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani çok kasacağını düşünmüyorum. Tabii gerçi şey kasacağını düşünmüyor dediğimiz Fenerbahçe her maç kasıyor abi ya. Fenerbahçe'de şöyle bir şey yok. Ya önümüzdeki maç var. Çarşamba, perşembe oynadık ama pazar pazartesi maç var. Doğru. Dur bakalım biraz Yok abi hiç fren falan. Hiç fren yok Fenerbahçe'de. Ya işte bunu ka geniş kadroyu kullanarak yapmışlar ama gittikçe dediğim gibi azalan bir e, şey var. Sayı olarak da azalan bir takım var. Başakşehir herhalde harsı geçer diye düşünüyorum. Geç lider olarak çıkacaklar. Sivas Spor çok büyük sürpriz yaptı. Sivas Spor o gruptan çıktı ama lider çıkar mı? Zor. Bence prak deplasmanında işleri zor. Ya ben ya çok Hocaya çok haksızlık yapıldığını düşünüyorum biliyor musun? Yani hocanın isyan etmesi bazen çarşamba pazar vesaire çok kısıtlı kadro abi. Ben bir maçını hatırlıyorum iki sene önce Rıza Hoca iki yedek kaleci ve bir tane şeyle üç kişi gitti. Evet. Yani hani yedek kulübesi 14-15 kişiydi yani. Abi hani ve eldeki malzemeden de çok iyi iş çıkartıyor abi. Ama çıkardı gruptan çok büyük başarı. Ya, herhalde canım yani. Trabzonspor'da üçüncü olacak gibi var Varoş'ta. Orada bir puan alabilseydi şimdi liderlik maçına çıkacaktı. Abdullah Avcı'yı rüyamda gördüm yani. <laughs> Vallahi dün gece rüyamda gördüm Abdullah Avcı'yı. Gidiyordu. Hadi ya. Hı -hı. Yok gitmez ya. Hoca ile haydi. bu seneyi tamamlar. Vallahi ya o kadar enteresan kalktım ki basın toplantısı oluyor. Ondan sonra bir kötü bir sonuç geliyor basın toplantısından falan. Sonra ben de basın toplantısındayım hatta. Böyle üzülüyorum da giderken. Yok hoca gitmez. Spor'la oynayacaklar. Geçen sene şampiyonluk maçlarıydı. Bu sene de Trabzonspor adına Trabzonspor da diğerleri gibi biraz geride kaldı Fenerbahçe'nin gerisinden bunun Hı. artık yavaş yavaş final maçları Maç oluyor abi. Trabzon'da. Bakma sen Kasıppaşa maçını da izlemeyenler için söyleyeyim ben. Yani Seyi için çok büyük bir hatası var. Kaçan inanılmaz goller var Konya evet. Spor adına. Yani ben Konya puansız dönmez diyorum abi. Ve Trabzonspor'un bu seneki oyununa çok panzehir bir oyun oynuyorlar. Çok yani net onu söyleyecektim aslında ben de. Yani Konya Spor Trabzon'a en ters gelecek takımlardan biri. Çünkü otomatikleştirmişler o hücumlarını. Evet. Ve hızlı geçerler. Yani Konyaspor adına rahat bir galibiyet bile olabilir. Katılıyorum. Trabzonspor adına zor bir karşılaşma. Evet. Arsenal Nottingham'a 5 attı. Bir hafta aradan sonra 5 atıp devam ettiler. Bu hafta da Chelsea ile oynayacaklar. Evet. Chelsea de bu arada eski takımına gidip 3 yiyip geldi. Abi çok acayip yani mest oldum ya ben bu hafta. Çünkü hani hem Brighton kazandı, eee Grand Potter kaybetti. Ben Grand Potter beğenmem. Doğru, bu sen bunu hep söylüyorsun. Yani Gerçek yüzü çıkacak şimdi bence Graham Potter'ın. Yani ben Brighton'ın çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani 2-3 senedir ve... Sen orada... bunu hep söylüyorsun. Evet. Değil, i̇yi oynatmıyor dezer Dezerbi. Abi Dezerbi mahvetti ya şey Chelsea. Yemin ediyorum harikaydı. E Arsenal'da bence harika bir. Yani Nottingham Forest Brighton maçında da şeyi de izlemiştim. E, Nottingham Forest e, Brighton maçı vardı. Harika savunma yaptılar abi. Altılı bir savunma yaptılar ama şey Arsenal'a altılı 7'li savunma yapsam bu sene Kâr etmez. Çok iyi oynuyor abi Arsenal. Ama şey roller şey yok. iyi. Şey yok. Yani hep ilk 11 aynı. Yani gitmez bu. Ha 12 13 14'ü koyamıyor mu? Çok zor. Roma Lazio maçı da var bu hafta yine. İtalya'da şey derbisi var. Çocukluğumuzun derbisi değil mi? Roma Lazio. Belki benim çocukluğumun en büyük derbisi yani Avrupa açısından Roma Lazio'ydu. Doğru söylüyorsun. Çünkü 2000'lerde önce Roma şampiyon oldu sonra Lazio şampiyon oldu. Hı -hı. Sen onu denk geldin. 90'larda da öyleydi ama inan. Hani 80'ler sonu 90'lar başı itibariyle hep böyle Enişteyle beraber izlerdik biz çocuktuk o zaman böyle çok çocukluk arkadaşım. Ondan sonra hep o Roma Lazio derbilerini böyle o da çok sever. O Romalı, ben de Romalı. Ben bilmiyorum. Benim alakam yok. Tottenham Liverpool maçı var. Liverpool bu sene bir türlü toparlayamıyor. Abi yani Darwin Nunez atılmış büyük bir kazıktır ya. Ben çok... hoca da aynı Altay gibi herhalde diyor ya kulüp onun potansiyeli çok yüksek. Ne dese şimdi bu oldu Abi ben şöyle söyleyeyim. Ben Darwin Nunez'i u 19u takımında izlemişim. Ve aldığım notlar o kadar komik ki yani oyuncu hakkında hani sakın buna 5 milyon euro vermeyin notları yani. İyi sen aklı çıkmışsın o zaman. Belli olmaz daha ya yani. Ama ben Yok ya Endi Carroll'a doğru gidiyor. Yani çok büyük yolu Türkiye'ye düşer. Abi adam hala ant sen gidiyorsun daimini Ben sana söyleyeyim Hatay Spor forvet olurdur <laughs> 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 Neyse ben böyle dedim diye belki durur durur düzelir <laughs> bile engelleyemezsin abi. Eyvallah çok sağ ol Serdar. Sen Ağzına sağlık. sağlık. Sağ ol. Aa, abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sevgiler saygılar.